Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler de aşağıdan beğen butonuna basıp videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susarsanız önce gururunuzu, sonra onurunuzu ve şerefinizi yitirebilirsiniz. Ancak hoşunuza gitmeyen bir duruma da iftira atarsanız bunları direkt getirirsiniz. Fenerbahçe Antalya Spor'u deplasmanda 2-1 yendi. Maçın istatistiklerinden bahsederek söze gireyim. İlk söylediğim Antalya Spor, ikinci söylediğim Fenerbahçe istatistiği. Topla oynama 36-64. Toplam şut 8-18. İsabetli şut 2-4. Kaleyi bulmayan şut 3-8. Engellenen şut girişimi 3-6. Köşe vuruşu 3-8. Offside 7-3. Foul 21-17. Sarı kart 4-2. Büyük şanslar 1-3. Kaçan büyük şans 0-1. Yani Antalya Spor yakaladığı büyük şansı golle sonuçlandırmış. Fenerbahçe'nin kaçan büyük şansı 1 diyor. Direkten dönen 1-3. Ceza sahası içinden şut 5-15. Ceza sahası dışından 3-3. Kaleci kurtarışı 2 Antalya Spor kalecisi, 1 Fenerbahçe kalecisi. Pas sayısı 251-443 patates tarlasında. İsabetli pas 147-350. Uzun top başarısı 31-80'e, yani 80'de 31'e, 61'de 34. Orta isabeti 13'te 3 isabete, 21'de 7 isabet. Top sürme girişimi 5-1, yani 5 girişimden biri başarılı. Fenerbahçe'nin 40-13. Top kaybı 154'de 183. Hep Galatasaray Kayseri maçı örneğini verdim 166 diye. Bakın Fenerbahçe 183 yapmış ama ona rağmen kazanmış. Buradaki sıkıntı zeminden dolayı. Kazanılan ikili mücadele Antalya Spor'a 79 kez, Fenerbahçe 64 kez. Burada üstünler. Kazanılan hava topu 16'ya 23. Top çalma, iyi dinleyin beni. Antalya Spor 48 top çalmış, Fenerbahçe 9 top çalmış. Yani bu sürekli Fenerbahçe ataklarının engellendiğini gösterir. Pas arası 8-5, topu uzaklaştırma 25-11. Düşünün böyle bir müsabaka. Ve müsabakada Fenerbahçe adına maçın adamı SofaScore istatistiklerine göre Batshuayi 7.7 vermişler. Neyine vermişler arkadaşlar? 85 dakika 2 gol. 2 isabetli şut da 2 gol. Engellenen şut 1. Top sürme girişimi 4'te 0. Pas 27'de 13. Yani çok kötü bence. Önemli pas 1. Uzun top isabeti 3'te 1. Kazanılan ikili mücadele 7'de 1. Kazanılan hava topu 4'te 3. Top kaybı 22. Faul 1. Yapılan faul 1. Offside 1. Uzaklaştırma 1. Bence son derece iğrenç, kötü, rezil bir istatistik. Ama 2 golle maçın kralı. Bana göre maçın adamı Joshua King. King'e bakalım. 90 dakika 1 isabetli şut, 2 isabetsiz. 2 engellenen şut, 6'da 1 top sürme girişimi, 2 direkten dönen topu var. 18'de 17 pas isabeti, 2 önemli pas. Orta isabeti 2'de 1, uzun top isabeti 1'de 1. Kazanılan ikili mücadele 14'de 3 ki bu kötü bence. Kazanılan hava topu 6'da 5. Top kaybı 13, faul 5. Yapılan faul 1, offside 1. Ve top çalması 1. Diye geçiyor. Altay Bayındır'a 6.5 vermiş. Ben Altay Bayındır'a hemen hemen ben de 6.5'tan 7 veririm. Doğruyu söylemek gerekirse. Ve başka neyi vereyim? Osayi'ye 6.3 vermiş. Bakın arkadaşlar, bence kötü performanslı. 90 dakika 1 engellenen şut, 1 pas arası, 13'te 6 ikili mücadele. Hava topu 1'e 0. Top kaybı 21. Faul 1'e 1 faul yapmış kendisine, 2 yapılmış. 40'da 29 pas isabeti. 1 önemli pas, 2'de 1 orta isabeti, 1'de 1 uzun top. Top sürme girişimi 4, 8'de 4 ve arkasına çok adam kaçırdı. Rossi 67 dakika, 20'de 18 pas isabeti, 4'te 0 orta isabeti. Kaleyi bulmayan 2 şut. Kazanılan ikili mücadele 9'da 2, top sürme girişimi 5'te 1. Bence bu da kötü bir istatistik olarak kayıtlara geçti. Maçın bitiminde bazı açıklamalar var. Şimdi neresinden başlayacağımı bilmiyorum. Ama hani hangi müjdeden başlayayım, hangi açıklamadan başlayayım gerçekten
Kafam karışmış durumda arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi maçın bitiminde. Ben size tek tek hepsinden bahsedeyim. Futbolcularımızın da konuşması var. Yani şuradan başlayalım. Mesela Miha Zajc'ın açıklaması. Derbi sonrası Miha Zajc diyor ki Slovenya yıldızımız Antalyaspor maçının ardından bir açıklamada bulundu. Diyor ki Zajc kısa ve öz konuşacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Direkt futbolcuların görüşlerinden bahsedeceğim. Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maçtı. Maça da iyi başlamadık. Golü yedik. Sonra savaşçı bir ruhla, yüksek enerjiyle kazandık. Hepimiz çok savaştık. Derbi öncesi çok önemli bir 3 puan aldık diyor. Var mı arkadaşlar eksik? Bakın futbolcular da farkında ilk yarı kötü oynandığının. Galatasaray derbisi hakkında da konuşmuş. Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak. Önemli bir maç olacak. Önümüzde 3-4 gün var. Dinleneceğiz, toparlanacağız ve derbiyi kazanmak için maksimum performans göstereceğiz demiş. Batshuayi'nin açıklamaları var. O Galatasaray buraya gelecek demiş. Batshuayi Galatasaray bize gelecek demiş. Şimdi mantık olarak tabii ki de bizim sahamızda oynayacak olmamızın avantajı var. Ama ben Batshuayi'yi beğenmedim. Çok zorlu bir maçta iyi bir puan, iyi bir takımla oynadığımızı biliyorduk. Takım olarak gösterdiğimiz performansla 3 puanı kazanmasını bildik. Galatasaray bizim evimize gelecek. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup 3 puan almak istiyoruz demiş. Maçın bence kilit isimlerinden Ferdi Kadıoğlu da açıklamada bulunmuş. Top oynamak çok zordu diyor ki buradan anladığınız üzere zeminden bahsediyor arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu Antalyaspor maçının ardından. Gerçekten çok zorlu bir maçtı. Saha şartları da zorlayıcıydı. Top oynamak neredeyse imkansızdı. Bu yüzden daha çok havadan oynadık. Geri dönüp 3 puan aldığımız için mutluyum diyor. Yani geri dönüp derken sonuç olarak hani geriye baktığımız zaman 3 puan aldığımız için mutluyuz diyor her şeyin ötesinde. Galatasaray maçı çok önemli olacak. Mutluyum, derbide oynayacağım. Bir sarı kart daha görsem cezalı olacaktım. Sıkı çalışıp iyi bir anlayışla sahada olacağız diyor. Ve Fenerbahçe'den 40 saniyede gerçekler diye bir açıklama var. Jesus basın toplantısındaki açıklamalarını Fenerbahçe paylaşım olarak attı diyor. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'de maç bitiminde Jesus'tan flash sözler, Galatasaray sözleri geldi. Yani Fenerbahçe'nin 40 saniyelik videosunda da aslında buradaki sözlerden hemen hemen benzerleri var. Maçtan önce de yükselişimiz gibi rakibimiz zor bir takım. Maçtan önce de söylediğimiz gibi rakibimiz zor bir takım. Golden sonra bizim için zor oldu. Saha rezalet ve sinir vericiydi. Bu sahada oynamak çok zordu. Antalyaspor'un golünün VAR'a doğru bir yani VAR'ın doğru bir karar verdi. Rakip oyuncu o sahayı engelledi ve doğru bir karar verdi. Kutluyorum diyor. Aynı zamanda Rossi'nin golünün neden iptal edildiğini bilmiyorum diyor. Arkadaşlar hakikaten siz biliyor musunuz? Yani şimdi bak öyle bir karşımızda düşman var ki maalesef lan her şeyi evirip çevirip kendi lehlerine çeviriyorlar. Ya arkadaşlar Allah aşkına bana bir anlatın. Rossi'nin golüne niye olsa yani niye gol iptal edildi diyor. Yok. Bu arada müjdeyi de veriyor Jesus. Pazar günü oynayacak Galatasaray maçını değerlendiriyor kısaca. Ve orayla ilgili bir müjde veriyor. Tam 4 direğin olduğu 3 sayılan 3 de sayılmayan 6 golün çıktığı, penaltının çalındığı zorlu bir maçta Fenerbahçe galibiyeti getiren golleri Batshuayi attı ve Fenerbahçe maç fazlası lider oldu. Hani diyor ki maçtan önce de söylemiştik zor bir rakip. Saha utanç vericiydi. 3-1'i yakaladık. Rossi'nin attığı gol temizdi. Niye iptal edildiğini anlamadım. Antalyaspor'un son dakikalarda attığı gol iptal de doğruydu. VAR'ı tebrik ediyorum ama Rossi niye iptal edildiğini anlamadım. Galatasaray karşılaşmasına ilgili de diyor ki bizim için diğer maçlarla aynı normal bir maç. Ne daha fazla ne de daha az puan ediyor. Her rakibe saygı duyuyorum. Real Madrid ve Barcelona ile oynasak aynı bakarım. Her maç 3 puan diyor. Sakat oyuncular hakkında konuşuyor. Valencia'nın önümüzdeki Galatasaray maçında hazır olacağını düşünüyorum. Valencia'nın Galatasaray maçında hazır olacağını düşünüyorum diyor. MHYB'yi duyar gibiyim. Pedro'nun biraz daha zamana ihtiyacı var. Perez ise henüz hazır değil diyor. Olay bu kadar basit. Yani rakibin iyi takım olduğunu söylüyoruz. Emin utanç verici. Üçüncü golü niye iptal edildiğini anlamadım diyor. Rakibin iptal edildiğini doğru diyor. Ki kurallarda zaten aynısını söylüyor.
Son olarak Rıdvan Dilmen ne demiş TV 8.30'da? Merak ettim. Fenerbahçe maksimum oynadı. Bu Fenerbahçe ilk kez liderliği kaybettikten sonra bu maçı kazanıp derbiyi öyle beklemek istedi. Ligimizin en büyük problemlerinden biri zemin. İyi futbol oynamayı engelliyor. Fenerbahçe benim ölçülerime göre maksimumunu oynadı. Bu zemin şartlarında demek istiyor herhalde. Antalya Spor kontra ataklarla iyi pozisyon yakalayan bir takım. 5-6 kez Fenerbahçe kalesine gidebildi. Antalya Spor ama ofsayta yakalandığı da oldu. Bunlardan birini Güray'ın muazzam ortasıyla gole çevirdi. Rakibe çarpsa gol olacaktı. Öyle iyi ortaydı diyor. Fenerbahçe de hak etti. 1-0'dan geri dönerek kazandı. Pozisyon üstünlüğü olarak hak etti. İki topu direkten döndü. Sadece kontra ataktan pozisyon verdi Fenerbahçe. 96-8'deki pozisyonla ilgili öncesinde ne oluyor bilmiyoruz ama ilk anda gördüğümüz ofsayt çalınan pozisyonda aktif alana girmiyor oyuncu ama ondan sonra gösterilen açıda eğer sol bekle oynuyorsa ofsayt çalabilir diyor. Batshuayi büyük takımlardaki ikili forvet oynarsa 15'ten aşağı gol atmaz. Maç adedine göre de bunu 20'ye çıkar. Ben forvetin pozisyonuna girme sayısına bakarım. Devam ediyor, ısrar ediyor. Pozisyonu değerlendiremese dahi ceza sahasına getirdiğin zaman bir santrafor da varsa golünü atabiliyor. Fenerbahçe bugün nasıl bir savunmayla oynayacak derken Galatasaray maçını hiç düşünmeden elindeki kadronun en iyisini çıkmaya çalıştı. 4-1-3-2 sistemiyle sahaya çıktı. Crespo haricinde ileridekiler hiç savunma yapmayı bilmeyen isimler neredeyse. Riskli bir taktikle istediği skor aldı Jesus. Yani hücum yapmak isteyen takımlar için Crespo ile oynanmaz. Zayt oyuna girdi mesela. Crespo'dan daha iyi oynadı. Çünkü koordinasyonu daha iyi olduğu için maçtan önce hücum etmek isteyen takımın zemine de bakmak zorunda. Savunma yapmak için iş kolaylaşır ama hücum yapan takımı böyle zemin zorlar diyor. Haklı. Bence derbi 11'i böyle olacak. Altay, Osayi, Salahi, Henrique, Serdar, Ferdi. Yani üçlü savunma diyor. Arao, Crespo, İrfan Can, Valencia, Batshuayi. Fenerbahçe 11 ile Fenerbahçe bu derbiye çıkacaklar diyor. Yani King'i niye yedek bırakıyorsun? Bu performanstaki King'i. Bu da saçmalık. Arkadaşlar isteyen istediği fikri açıklasın. Bakın. Ofsayt alanında bana herkes şunu soruyor. Hocam bu gol iptal edilir mi? Maç tekrarı yaşanır mı? İşte bunu başlığa koysam kızıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya sen de her maçta maç tekrarı diyorsun. Sen de her maça maç tekrarı diyorsun. Siz istiyorsunuz. Bu maçtan maç tekrarı falan çıkmaz. Kural hatası yok. Hakem hatası yok. Hata arıyorsanız bakın hata arıyorsanız Rossi'nin iptal edilen golünde arayın. Ya orada arayın. O gol niye iptal edildi? Şunu söyleyeyim. Bir saniye düdüğü geç çalsa. Gol oldu. Düt dedi. Faul dedi. Bekleyin dedi. Hiç sıkıntı kalmaz. VAR inceler. Hocam gol temiz. Gel bak der. Gider gol inceler. Bakar temiz. Düt. Orta noktayı gösterir. 3-1. Bitti. Bitti. Ya son pozisyonda iki defa ofsayt var. Ama anlamamak için ısrar ediyorlar. Şunu da söyleyeyim. Evet haklısınız. Fenerbahçe kötü oynadığında bile kazanırsa siz de haklısınız. Mesela ben maça bakıyorum, pozisyonlara bakıyorum. Dördüncü dakikada Batshuayi'nin ayağına basılıyor. Cemali'ye kart yok. Etti sana bak, aleyhe bir hata. Yani Fenerbahçe 1-0 geride hakem hatasında. Serdar Aziz sarı kart diyor. Bu nasıl sarı kart? 2-0 geride Fenerbahçe. 11'de top direkten dönüyor. Hani bunları saymayın pozisyon olarak. Yani direkten döne. 14'te golü yiyor. Hani hakemlik bir durum yok. 26'da Fernando sarı kart diyor. Haklı. Buna artı ya da eksi eklemiyorum. Rakip gol attı. Offside. Açık net bir şekilde offside. Orta sahadan atılan top. Net offside. VAR da gösteriyor. Buna da ekleme yapmıyorum. Freddy Crespo'ya faul yapıyor. Kırmızı yese yer mi? İnanın Fenerbahçe futbolcusu olsaydı ona kırmızı yedirirlerdi. Ama durum bu. 44'te Serdar Aziz'e yapılan bir penaltı pozisyonu var. Ya da Rossi'ye yapılan taraftar ikisinden biri kesinlikle penaltı diyor. Etti 3-0 geridesin. Başka? Fenerbahçe'nin penaltısında Veysel Sarı elle kesiyor. Haliyle sarı kart yiyecek penaltı olacak doğru. Fenerbahçe gol atıyor 65'te sayılmıyor. Al 4-0 geridesin. Tertemiz gol. Hiçbir şey yokken 4-0 geridesin. Bak 4 tane hakem hatası. Başka Alioski sarı kart diyor mesela. Orada sarı kartlık hiçbir şey yok. Bence 5-0 geridesin. Bir tane King'in yemediği sarı kart var. Bence 5-1 geridesin. Onu da Fenerbahçe lehine sayalım. Başka Bünyamin uzaklaşsın ya King'in vurdu. Son andaki gol pozisyonu. Ya imkanı yok. 2 tane ofsayt var. Hadi değil diyelim 5-2 geridesin.
Yani hakem aleyhine 5, lehine 2 hata yapmış oluyor. Buna kural hatası dersek biz bu işlerin üstesinden hiç gelemeyiz. Maçta 5 tane iyi istatistik demiş. Batshuayi 8.44 demiş. Ben 7 anca veririm. Serdar Aziz 8.03 demiş. Ben Serdar Aziz'e 9 veririm. King'e 7.92 demiş. 10 veririm. Ferdi 7.81, hiç kusura bakmasın. Ferdi standardına göre bu 6. Osayi'ye 7.73 vermiş. Osayi standardına göre bu 5 falan. Ben açık söyleyeyim. Yani bana kızmayın. Ben bildiğimden şaşmam arkadaşlar. Bu standartlara göre. Arkadaşlar bu maç tekrar edilmeyecek. Bu maçtaki hakem hatası Fenerbahçe'nin canını yaktı. İyi de hocam, rakipler niye bu kadar ağlıyor o zaman? Rakipler her zaman ağlıyor ki. Fenerbahçe 8 senedir 0 kupa. Bak sorun, yemin ettirin. Federasyon var mı diye. Vallahi de var, billahi de var diyen çıkacaktır. Ulan o zaman niye 8 senedir kupa almıyor? Ben onu bilmem. Ekrana getiriyorsun, diyorsun ki bak ofsayt ihlali. Top için rakibiyle mücadeleye girerse adam Osayi'yi ittiriyor. Daha ne kadar mücadele olacak? Daha ne kadar mücadele olacak? Bak. Oyuncu ofsaytta dikine koşuyor. İçeri kat ediyor. Osayi'de oyuncuya gidiyor. Çarpışma yok. Engelleme yok. Burada ofsayt yok. Ama Osayi giderken önünü yaptı. Önüne durdu mesela. Ya siz gole gidiyorsunuz. Adam çıktı önünüze, eliyle kapattı böyle. Sizi düşürdü. Buna faul vermezler. Verilir. Ya bu da benzeri. Ama ona dert anlat, buna dert anlat. Anlat anlat bitmiyor ha. Ne oldu? Adı skandal gece oldu. Fenerbahçe de çıktı 40 saniyeyle maçın özeti dedi. Jesus diyor ki bizim golümüz niye verilmedi? Anlamıyorum. Çıkın bunu anlatın. VAR kayıtları açıklansın. 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 VAR kayıtları açıklansın arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Mesela Rossi'nin golü niye iptal edildi? Açıklansın. Bak VAR kayıtları açıklandıktan sonra inanın hakemler diyecek ki ulan hakikaten Fener'in çok hakkı yeniyormuş. Bakın TRT Spor aptalı anlatır gibi mevzuyu anlatmışlar. Ben kısaca bir dinleyeyim. Size de anlatayım. Ya da siz de dinleyin. Oyuncunun alanını kapatıyor. Temas var. Geri alalım Kadir, Bak. harika bu. Oyuncunun alanını kapatıyor. Temas var. Geri alalım Kadir, Oyuncunun alanını harika bu. kapatıyor. Yani oyuncunun alanını kapatıyor. Temas var. Daha neye konuşuyoruz? Yine devam ettireyim. Net bir temas var ve bakın adım frekansını bozan bir temas. Açıktan alıyor gidiyor, bir daha önünü kapatmıyor diyor. Ya Ben hocam, bu... Bak aynı şekilde Nihat Kahveci de konuşuyor. buradaki olay Samuel Güçlü, Hacı Wright'ın o ufacık dokunması engellemesiyle bir şey olmaz. Gider topu olayı değil ki, kural. Kural Değil mi? atacak. Diyor ki ofsayttayken hiç müdahale edemezsin diyor. Ya durduğun yer kalecinin ölürse bile iptal oluyor. Burada Yani Osayi'nin koşusuna bir engel var. engel var. Dokunma var. Hani buna gol diyen, hiçbir şey yok diyenleri ben anlayamıyorum. Biz de Var bir şeyler anlayamıyoruz. net. Biz Bu de mesela bende anlayamıyoruz. net bir şey. Ya da bizim gözümüz mü yanlış Hocam oluyor? yok. Yani Ben anlatayım mı? değil mi arkadaşlar? Olay net. Bakın en kritik olay da burada geliyor. Bakın iyi dinleyin. Yok, ben anlatayım mı ya Hocam. hocam? Yardımcının ya gelerek Başlanıyorlar. tabii. Hocam yani bana şunu diyebilir misiniz Nihat Hocam, Kemal Hocam, sevgili Özgür. Yardımcının tarif ettiği bayrak kaldırma nedeni, maçın hakeminin golü iptal etme nedenini futbolculara anlatmasıyla örtüşmeyen ne görüyorsunuz? Birebir örtüşüyor. Peki bu Nizami mi okuduğunuz, Özgür'ün okuduğu kurala göre? Değil. Yani bana göre çok açık. Yani arkadaşlar alın buyurun. Aptala anlatır gibi anlatmışlar. Bak Hocanın yardımcı adam. hakem, yardımcı hakem yani engelleme var diyor, anlatıyor. Yani o sosyal medyaya da yansıdı. Bülent Yıldırım bak Fenerbahçe'nin iptal edilen golü. Bülent Yıldırım yanlış karar, Nizami gol. Lale Orta yanlış karar, Nizami gol. Deniz Çoban yanlış karar, Nizami gol. Hadi ateistler bunu da açıklayın. Ya mesela Galatasaray kulübü çıkmış ağlıyor, zırlıyor. Kendinden ilgi o daha başkasına gitsin diye. Çık de ki ulan son dakikadaki pozisyon hani bize göre yanlıştır, doğrudur ama ulan Fenerbahçe'nin de sayılmayan golü. Bu arada bak hakem şöyle yapıyor, bak hareket bu. Çekiyor yani, engelledin diyor. Pozisyonu da engelledin diyor. Çıkın deyin ki ulan harbi Rossi'nin golü Galatasaray futbolcunun verilmese biz ortalığı ayağa kaldırdık deyin. Yani buyurun arkadaşlar. Antalya Spor'un ofsayt nedeniyle sayılmayan golü. Evet. Bülent Yıldırım doğru karar, yardımcı hakemi tebrik ediyorum. Lale Orta Osayi'ye müdahale olsa da top uzakta, iptal edilmemeliydi diyor. Deniz Çoban net ofsayt diyor. Hadi buyurun. Bu arada bir sonraki pozisyonu da dikkat eden yok. Bir sonraki pozisyon da ofsayt.
Orta açtığında yine Antalyalı oyuncu ofsaytta. Yani daha ne olacak arkadaşlar? Buna rağmen bakın, buna rağmen Fener'in hakkı yenmesine rağmen sosyal medyaya bakın, Fenerbahçe maçı hakemden aldı diyorlar. İşte biz bunlarla uğraşıyoruz. İşte bizim rakibimiz bu. Bizim uğraşımız bu. Jesus'u da getirsen, kralını da getirsen önce bunların bu pis huylarından vazgeçmeleri lazım. Çünkü adalet herkes için adalet. Ya ben çıkıp diyorum, ben King'e sarı vermesi lazımdı. Mesela Cemal Sertel. Cemal'e 4. dakikada kırmızı verse maç bitti zaten orada. Maç boyunca onu konuşacaksın. Anlatabiliyor muyum? Ya geçiniz bunlar arkadaşlar. Fenerbahçe tertemiz bir galibiyet aldı. Kir arayan önce aynaya baksın. Hani kadın demiş ya eşine. Ha demiş, karşı komşumuza bak, aptala bak. İşte böyle kadın mı olur? Bunun demiş perdeleri çok sıkıntılı. Aa aptala bak, şöyle böyle falan filan. Günlük demiş, günlük demiş. Adam birine kalkmış yapmış. Camı bir silmiş. Kendi camları tozlu. Komşunun perde tertemiz. Bilmem anlatabildim mi? Herkes camını temizlesin. Yoksa dikkat edin. Camınızdaki pislik yüreğinize işler. Yüreğiniz pislik olursa da görüşmek üzere.